Zindanlar ve ejderhalar, hırsızlar arasındaki onur az önce konuştuğumu sunar. Şimdi siz 2013'te bu e, gazeteci Barış Terkoğlu'nun e, iki gündür iki gün önce yazdığı, gündeme getirdiği bu Adnan Hoca ile ilgili e, sizin yakınlığınıza dair bir takım yazılar, bir takım haberler var. E, 2013'te A9 TV'ye çıkıyorsunuz Adnan Oktar cemaatinin televizyonuna ve orada sahiden de söylemediniz metiye kalmıyor yazdığı kitaplarla ilgili. Tabii. E, şimdi Adnan Oktar cemaati Dosyaya baktınız mı bilmiyorum. Yani 380 cinsel saldırı eylemi Şu, hala temizde dava. Yani kesinleşmiş bir karar yok. O yüzden iddia olarak söylemek zorundayız. E, 80 mağdur kadın, 141 şikayetçi kadın. Bu arada 80 mağdur kadının 9'u çocuk. E, kim bilir bu arada şikayetçi olanların içinde şikayetçi olmayan da kaç kişi var onu da bilmiyoruz. Siz 2013 yılında A9 TV'ye çıkıp bu yapıya dair bir övgü diziyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki ben bunu kitapları için, evrim teorisiyle ilgili söyledikleri için söyledim. Ama öyle ya da böyle ortada bu böyle bir durum varken, kadına yönelik şiddete dair, cinsel saldırılara dair ciddi iddialar ve dosyalar varken... Bundan dolayı, o sözlerinizden dolayı bir pişmanlık hissediyor musunuz? Hissetmiyorum. Bugün de gene o kitapların çok faydalı olduğunu söylüyorum. Orada sizin de dediğiniz gibi evrim teorisiyle ilgili, masonluk ve siyonizmle ilgili kitaplarının son derece faydalı olduğunu ifade ediyorum bunun faydalı bir hizmet olduğunu söylüyorum. Kitapların bir günahı yok. Bugün de o kitapları alsanız baksanız kitaplar itikada, istikamete uygun ve son derece bilimsel. Dediğim konularda işte yaratılış delilleri, Allah'ın varlığının birliğinin delilleri, evrim teorisinin çökertilmesi, siyonizm, masonluk bunlarla ilgili büyük İsrail projesiyle planlarla ilgili. Bu kitaplar rahmetli Erbakan hocamızın ofisinde kendi masasının üzerinde dururdu, özellikle büyük İsraille ilgili, Arzı mevutla ilgili kitapları adnan oktarın ve gelen misafirlerine oradan örnekler gösterir, oradaki şekilleri haritaları gösterir ve o kitapları tavsiye ederdi. Milli Görüş hareketinin en önemli kuruluşlarından Milli Gençlik Vakfının üniversite öğrencilerine Erbakan hocamız bu kitapları tavsiye ederdi. Bunun şahitleri binlerce hala hayattadır vardır ve Milli Görüşün yayın organı olan Milli Gazete'de. Yine bu kitaplar doğrultusunda burada yayınlanan bilgiler gerçekler doğrultusunda da yıllarca bir sayfa bunlara ayrılmıştı. Ya bütün bu iddialar sizin bu kitapları hala tavsiye ediyor olmaktan dolayı yani şimdi tabii, masonizm, siyonizm bunlar tabii. bahsettiğiniz bunlar tamam da ortadaki kitab, iddialar korkunç değil mi Fatih? Kitab, Bey? Yani 9 yaşında 9 kitabın, tane çocuktan bahsediyoruz. Kitabın kendisi cinsel taciz yapmıyor kitabın bir günahı yok. İyi de yazan Kitab ama yazanla yazılmış. ilgili yazanla ilgili ki bu bilgiler, iddialar... Bilgiler doğru. O bilgilerden istifade ederiz. Kim yazarsa Siz yazsın. hala mesela Adnan Oktar'ın bir eserini birine tavsiye eder misiniz kitabını? Ederim tabii. Çünkü kitabın kendisinde bir sıkıntı yok. Peki yani o yani, kitabın üstünde Adnan kitabı Oktar yazar. yazıyor olması, bunca mağdur kadın, bunca çocuk... Bunlar sizi hiç rahatsız etmez mi o tavsiyeyi? E, tabii ki rahatsız edebilir ama zaten bu kitapları şu anda bulmaları mümkün değil ama... ...bir yerde varsa bu kitapları da çöpe atalım yakalım anlamına gelmez. Burada evrim teorisini çökerten bilimsel deliller var. Siyonizmin planlarına ilişkin, arz-ı planına ilişkin, kabala ile ilgili çok önemli bilgiler var. E bunlardan istifade edilebilir. Bu yapılanlar yargıya taşınmış dediğiniz gibi temiz aşamasında herhangi bir suç varsa onun cezası verilir. Ama kitabın, kağıdın, cildin bir kabahati yok. Oradaki bilgiler kıymetli. Haber Global'de 2017'den sonra bir alakam kalmadı demişsiniz. Bu Söyle, sonra. Zaten alaka derken bizim bir alakamız yok da şunu söyledik. En sonu A9 televizyonundaki görüntüler, e, kitaplarda yazılanlara uymayacak değişik söylemler. Mesela masonluk şeytani bir örgüttür diyor o kitaplarda. Evet biz de buna inanıyoruz, katılıyoruz. Sonra masonluk, dünya masonluğu dünyada kardeşlik için, barış için kurulmuştur diyorlar televizyonda ne olduysa. Yani o tarihten sonra tabi bu değişimden dolayı bunlara tasvip etmediğimizi, bunları kabul edemeyeceğimizi ifade ettik. Bir de tabii o hanımların görüntüleri, işte dans etmeleri, dekolte kıyafetleri, onlar da zaten kitapta yazanlarla tezat oluşturan bir görüntü. Ondan sonra tabii tasvip etmemiz mümkün değil dedik. Siz öyle diyorsunuz ama Barış Terkoğlu 2021'de arkanızda parti logonuzun olduğu bir konuşmanız olduğunda gösterdi. Ve o logolu konuşmanızda diyorsunuz ki 20 senedir bu gruba operasyon yapılıyor. Bir tane daha kaset tape ortaya konamadı diyorsunuz ve savunuyorsunuz. Savunmak değil ama tabii bunu söyledik. Yani bu söylediklerinizle ilgili delil olabilecek bir tane görüntü, bir tane kaset şey çıkartılması gerekirdi bence. Dava dosyasına hiç baktınız mı? Dava dosyasına bakmadım ama Dava tabii dosyasında bilgiler... bu bahsettiğiniz görüntüler, tapeler hepsi fazlasıyla var. Yok hayır. Bir tane Adnan Oktar'ın taciz yaptığına dair görüntü var hayır, mı? Öyle yok ama evet. yani öyle bakarsanız 10 yaşında bir çocuğun annesinin evet. çocukla konuştuğu ve kendisini Adnan Oktar'la evlendireceğine evet. dair konuşma o var. Bunlar normal şey, mi? Şimdi ben tabii Adnan Oktar'ı savunacak değilim siz konuyu çarpıtmayın. Tamamen burada ittifakla ilgili, Yeniden Refah Partisi'nin pozisyonuyla ilgili bir şey için çıktık. Konuyu Adnan Oktar'a getiriyorsunuz. Hayır, hayır. Ben sizin Adnan Oktar'la olan yani alakanızı Adnan çok anlamaya Oktar çalışıyorum. bir müridiymişim gibi konuyu sürekli oraya getirmenize gerek yok. İlgimi anlattım size ben. Kitapları gayet güzel, gayet yerinde. Kitapların içindeki bilgilerin bir kabahati yok. Doğru her zaman doğrudur. O kitaplar yanlış olmuyor bunlar bunu yaptı diye. Bir dönemde bir insan çok güzel bilimsel bir kitap yazmış. Arkasından da suç işlemiş, e, kitabı da çöpe atalım, kitapta yazanlar faydasız hale geldi, zararlı hale geldi diyemezsiniz ki. Bu bilimsel bir şey değil. Bunu ifade ediyorum. Ve dediğim gibi o dönemde rahmetli Erbakan hocamızın da bizzat Milli Gençlik Vakfı'na tavsiye ettiği kitaplar bunlar. Milli Gazete'de neşredilmesine müsaade ettiği kitaplar. Ama sonrasında ne olduysa böyle bir e, kitaplarla da tezat oluşturacak noktaya geldiklerinde de bu son noktalarını, son geldikleri durumu tasvip etmediğimizi de tabii ifade ettik. Barış Terkoğlu yazısında sizin Adnan Oktar'ın iki önemli ismiyle 90'lardaki arkadaşlığınız ve orada aranızdaki bir sevgi bağından bahsettiğini söylüyor. O yazı okudunuz mu? Adnan Oktar'ın iki önemli ismi 95 seçimlerinde Refah Partisi Birinci Parti olduğunda genel merkezimizdelerdi Erbakan Hocamızın arkasında da fotoğrafları vardı Gayet normal Sonra bir takım belediyelerde Kendileri inşaat işleri aldılar Bir takım çalışmalar yaptılar Yani gayet bunlar doğal Erbakan Hocamızın da fotoğrafı var Bu sonradan yaptıkları Bu yanlışlarla orada çekilen Fotoğrafın bir ilgisini kurmak Anlamına gelmez e, Elif Erbakan'ın İttifaka çok karşı olduğu söylendi. Daha sonra Elif Hanım bir açıklama yaptı galiba. Yani Cumhur İttifakı'na katılma sürecini desteklediğini söyledi. Ee, siz biraz önce parti içerisindeki gençlerden de bahsettiniz bununla ilgili bir takım itirazlar olduğunu. Parti içerisindeki bu itirazların daha sonra ittifaka katılımı onaylama süreci nasıl oldu? Mesela Elif Hanım başta olmak üzere şu an hala Elif Hanım itiraz ediyor mu? Nasıl ikna ettiniz? Nasıl ikna oldular partiler? Tabii bizim partimizde bir parti içi disiplin var. Bizim 50 senelik milli görüş geçmişimizden gelen prensipler var. Ve bu prensipler doğrultusunda bütün istişareler yapılır. Herkes fikirlerini, kararlarını söyler ve en sonunda da genel başkan bir karar verir ve buna da uyulur. Ve dolayısıyla bu süreçte de böyle oldu. Yani o karşı çıkanlar da evet bunun olursa biz yokuz anlamında bir karşı çıkışta bulunmadılar. Biz bunun davamız için, partimiz için uygun olmayacağını düşünüyoruz. Diğer kesimde evet uygun olacağını düşünüyoruz dedi. Hepsi dinlendi, istişare yapıldı. Genel Dari kurulu, MKYK üyeleri, il başkanları, il sorumluları, hanım ve gençlik il başkanları, yönetim kurulları, il sorumluları çok geniş. Burada bir kısmında %50'ye 50, bir kısmında %60'a 40 bir durum çıktı. Ve en sonunda prensipler üzerinde mutabık kalınmasıyla biz ittifak kararı aldık. Dediğim gibi o karşı çıkanların da e, tamamına yakını hatta tamamı da bu kararın arkasında durduklarını ifade ettiler. Dolayısıyla o noktada herhangi bir sorun yaşanmadı. Çünkü bizim geleneğimiz, 50 senelik prensiplerimiz bu şekilde işliyor. Burada da öyle oldu. Zindanlar ve ejderhalar, hırsızlar arasındaki onur az önce konuştuğumuz sundu.